Tam bir şeyler buluyoruz, eğleneceğiz. Sağdan soldan saçma sapan işler çıkıyor. Her neyse, biz işimize bakalım. Hatem, bana bir evrak hazırlayacaksın. Nasıl bir evrak? Resmi bir evrak olacak. Hasan Bozkurlu ile ilgili. Bundan 10 sene önce bir operasyonda bir aileyi katlediyor. Sonra da uzaklaştırma alıyor. Çok inandırıcı olsun. Bir Rüske ile ilgili. Evet, evet. O bıyıklının kendi ailesini katlettiğinden emin olmalı. Sonra zaten kendiliğinden hedefe kilitlenecektir. Ya babası kızını öldürecek ya da kızı babasını. Evet, öyle olacak. Zamanında ben de çok şeyimi feda ettim. Şimdi sıra onlarda. Bu Biriska'yı da yanından ayırma. Gözün üzerinde olsun. Anlaşıldı. Bir şeyler hazırladım, bir bak istersen. Ya Hatem, tamam bunlar güzel ama ben böyle kızın önüne koyacağımız bir dosya olsun istiyorum. İçi dolu dolu olsun, ağırlığı olsun, inandırıcılığı olsun, ha? Biraz kalın olsun. Yani şey, böyle ayrıntılı yazalım mı diyorsun? Yani okurken gözünde canlansın istiyorum. Annemi babamı bu adam öldürdü desin. Ha? Duygulansın. Bir yandan gözleri yaşarsın, bir yandan öfkelensin, sinirden ateş topuna dönsün. Gözlerinden şimşekler çıksın. Tamam. Ben duygulanırsam herkes duygulanır. Ondan sonra da atarız babasının önüne artık kim kim indirirse. Merak etme, güzel bir şey hazırlayacağım. Sonuçta benden hikaye bol. Yani kendi hikayemi yazacağım diyorsun. Hı? Yaşanmış bir hikayeden alıntıdır diye altına da imzanı atarsın. Hadi göreyim seni. Göster marifetini. Bakalım elimizde kim kalacak? Babası mı? Kızı mı? Savcıyla ilgili bir küçük araştırma yaptırdım. Adam çok temiz. Hatta o kadar temiz ki geçmişiyle ilgili hiçbir şey yok. Hadi canım. Araştırmaya devam ediyorum. Bu da Biriska'nın yeni dosyası. Elimden geleni yaptım. Evet. İyi iyi, bayağı güçlü olmuş. Hatem. Ya bu denizi dalgalandıracağız ya da bu dalgalarda boğulacağız. Ya kral olacağız ya kadavra diyorsun yani. Kral olmak önemli değil be Hatem. Önemli olan kralken omuzların üzerinde o kelleyi taşıyabilmek. Önemli olan bu.